Sayın Cumhurbaşkanım, malum dün bir saldırı gerçekleşti Mardin Nusaybin'de. PKK uzun zamandır ilk kez hem de roket atarla ve 150 el kadar ateş ettiği söyleniyor. Neyse ki can kaybı yok, yaralanan yok. Ancak bu saldırı, aylar sonra gelen bu saldırı tam da Barzani'nin ziyareti sırasında PKK'nın ya da Kandil'in verdiği bir mesaj şeklinde okuyanlar da var. Katılıyor musunuz? Ne anlama geliyor bu saldırı aylar sonra? Söyleyeceğim şudur, bu bahiste Türk Silahlı Kuvvetleri daima teyakkuzdadır. Bütün güvenlik güçlerimiz daima teyakkuzdadır. Herkesin arzusu böyle bir kalıcı bir huzurun, istikrarın, barışın, kardeşliğin pekişmesidir. Bu yönde çok büyük çabalar tabii ki sarf edilmektedir. Ama herhangi bir şekilde saldırı söz konusu olduğunda buna asla da müsamaha edilmeyeceğini ve asla bunun altında da kalınmayacağını bilinmesini isterim. O bakımdan bu sürecin tek taraflı bir şekilde işlemesi söz konusu olmaz. Eğer birisi silaha tekrar sarılırsa ondan daha güçlü silahı olan devlettir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun bilinmesini isterim. Ümit ederim ki bu fevri ve bilinçsiz ve plansız bir hareket olmuştur. Efendim, aynı bağlamda ben bir şey sormak istiyorum. Silahlı kuvvetlerin her hafta basın bilgilendirme açıklamaları oluyor. Orada şunu görüyoruz. Örgüt silahlı eylem yapmamasına rağmen özellikle Güneydoğu'da adam kaçırma, fidye gibi birçok eyleme imza atıyor. Bir taraftan da böyle bir süreç devam ediyor. Bunun hakkında düşüneceğiz herhalde. Şimdi maalesef mevzi olarak söylediğiniz gibi bazı olaylar oluyor ama bunlar kendi haline bırakılmıyor biliyorsunuz. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor, valilikler yapıyor, emniyet görevlileri yapıyor ve neticede biliyorsunuz bu tip kaçırma veya tehdit gibi olaylar olduğunda bunların hepsi neticede kurtarılıyor veyahut da gerekli kanun çiğneyici hareketler olursa onlarla ilgili takibatlar da yapılıyor. Şimdi malum çözüm sürecinde ve bağlantılı olabileceği tartışılıyor. Onun için efendim Irak'tan iki petrol boru hattımız var. Kerkük yumurtalık boru hattı. Saldırı olmadığı zaman işliyor. Ancak pazartesi masasında iki boru hattı daha var bilindiği gibi. Irak Şii Basra'dan, diğeri de Taktak bölgesi Kürtlerin kontrolünde olan iki boru hattı var. Türkiye'den geçmesi planlanıyor anlaşma sağlanırsa. Bazı siyaset uzmanları şu yorum yapıyor. Bu petrol boru hatlarının da hayata geçmesiyle birlikte Türkiye aslında Irak'ın bölgesel Türk yönetimiyle birlikte bir ekonomik anlamda entegrasyona gidiyor şeklinde. Katılıyor musunuz bu yorumlara? Şimdi aslında Türkiye bölgesinde ekonomik güç olarak çevresiyle zaten ekonomik entegrasyon içerisindedir. Eğer siz Erbil'e giderseniz göreceksinizdir. Türkiye'nin bütün markalarının orada olduğunu, otellere giderseniz, çarşıya giderseniz herkesin Türkçe konuştuğunu göreceksiniz. Bunlar gayet tabii şeylerdir. Dün de sordunuz, söyledim. Türkiye'nin geçmişine, tarihimize baktığımızda o zaman hep beraberdik bütün bu coğrafyada. Ama bugün herkes ayrı devletler içerisinde yaşıyor. Ama ayrı devletlerin, ayrı sınırların olması demek, oralardaki akrabalık ilişkilerimizin, kardeşlik ilişkilerimizin unutulması anlamına gelmez. Nasıl Batı Trakya'da aynı şekilde ise, güney komşumuz olan ülkelerde de, Bulgaristan, Yunanistan, buralarda nasıl bütün Batı Trakya olarak baktığımızda soydaşlarımız varsa ve bunlar o ülkelerle kardeşlik bağlarının, o ülkelerle işbirliğinin, o ülkelerle dostluk bağlarının önemli köprüleri oluyorsa, güneyimize baktığımızda da gerek Suriye, gerek Irak'taki akrabalarımız, ki bunlar Türkmenlerdir, Türklerdir, Kürtlerdir, yeri geldiğinde Araplardır, bunlarla da aynı şekilde ilişkilerimiz bu ülkelerle dostluğun, işbirliğinin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesiyle ilgili de söyleyecekleri bu çerçevede anlaşılırsa
doğru olur. Irak'tan birçok çeşitli boru hatlarının yapılma projeleri var. Bütün bunlar zaten iki ülkeyi birbirine daha çok yaklaştırmaktadır. Bunun ötesinde tabii olarak zaten coğrafi olarak sınır aşan sular ülkeleri birbirine bağlamaktadır. Dün yine söyledim, önemli olan hep pozitif ajandada, programda hep beraber olmaktır bu ülkelerle. Böyle olduğunda hep beraber gelişilir, hep beraber kalkınılır. İstikrarın olduğu bölgelerde ekonomik kalkınma, refah da olur, mutluluk da olur.